Merhaba arkadaşlar. Bu akşam spontan bir canlı yayın yapmak istedim. Eğer karşımda birilerini bulursam sohbet etme, iş sağlığı güvenliği hakkında konuşma fırsatımız olabilir. Bir yarım saat kadar vaktim olduğu için bağlanmak istedim. Hepinize hayırlı akşamlar. Öncelikle umarım haftanız iyi geçmiştir. İş sağlığı güvenliği ile ilgili iş güvenliği uzmanlığı yapan meslektaşlarım veya iş yeri hekimlerimiz, diğer sağlık personeli arkadaşlar kazasız belasız bir hafta geçirmiştir. Soru cevap olabilir. Yani spontan açtığım için sorularınız varsa cevaplayabilirim. Şunu da belirtmek istiyorum. Yani iş sağlığı güvende her şeyi bilmek, her şeye hakim olmak diye bir şey yok biliyorsunuz. Her meslekte böyle. Bir inşaat mühendisi oluyorsunuz. Hani yapı, yol, su gibi konularda uzmanlaşıyorsunuz. İş sağlığı güvenliği de çok geniş yelpaze olduğu için her şeyden biraz öğreniyorsunuz ama bazı konularda daha çok uzmanlaşıyorsunuz. Bu konuda hani sorduğunuz sorulara bilgim, tecrübem ve yetkinliğim el verdiği şekilde cevaplamaya çalışırım. Geçen gün sizlere iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitim yönetmeliğinin değişeceğini ve bunun taslağının yayınlandığını, işte Mimar Mühendisler Odası'na işte görüş bildirmek için yazı gittiğini, diğer kuruluşlara da görüş almak için mevzuat yayınlanmadan önce biliyorsunuz o konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınıyor. Ben o mevzuatla ilgili hani değişmesini tasarladıkları bölümle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Bu taslak buraktuna.net'te var. İsteyen arkadaşlar oradan indirebilirler. Ben de o yönetim taslağında olabilecek değişiklikleri size aktarmaya çalışayım. Tabi bu değişiklikler %90 kabul olup geçecektir. Hani bazı bölümleri değişebilir yine cümle, kelime hataları, düzeltmeleri, eklenmeler olur ama yani ana değişecek kısımlar kalabilir. Birincisi tanımlar kısmına uzaktan eğitim ekleniyor. Uzaktan eğitimle de ilgili hükümler de ekleniyor yönetmeliğe. Onu anlatırım birazdan. Levent Bey, yayın spontan gelişti. Öyle bir duyuru yapmadan açmak istedim, vaktim vardı. Teşekkürler. Burada hani sorularınız olursa cevaplamaya çalışayım veya ben hani aklıma gelen eğitim yönetmeliği taslağın değişiklik taslağı ile ilgili birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Çalışanların eğitimlere katılımı ile ilgili katılım tutanağı ile kayıt altına alınması maddesi ekleniyor. Yine ben eski yönetmeliği de açayım kendi ekranıma yeniyle karşılaştıralım. Evet, yönetmeliğinin 5. maddesine
C fıkrası ekleniyor. İBS hakkında bilgi paylaşır mısınız demişsiniz. İBS hakkında bilgiyle ilgili geçen gün site önermiştim size. O Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı onun için bir site açtı. Bugün de hatta Ortak Sağlık Güvenlik Bilgileri OSGB'lerin katıldığı Ankara'da bir etkinlik düzenleniyor bu konuyla ilgili. Şöyle söyleyeyim Levent Bey, ibs.csgb.gov.tr'den İBS hakkında geniş kapsamlı bilgi alabiliyorsunuz. İBS'nin kuruluş amacı biz İSG profesyonellerinin tam istediği gibi tüm her şeyi dijital ortamda olması, hani dokümantasyonların kağıt evrağın ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmaların yapılması, ileriki zamanlarda hani bizim istediğimiz onay defterlerinin de yine bu sistem üzerinden tutulması, hatta onay defterine yazılanlar gerekirse İş Teftiş Kurulu tarafından da müfettişler tarafından da görülebilmesini sağlanmasını istiyorduk. Bununla ilgili işte İBS'nin sayfasında veri setleri yayınlandı. Bunların neler olduğu ve İBS'ye geçişle ilgili eylem planı yayınlandı. Bunları bu dediğim siteden ibs.csgb.go.tr'den girerek rahatlıkla görebiliyoruz. Gitti geldi. Yine İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Yönetmeninden bahsetmek istiyorum. Değişecek bölümlerinden. Yönetmenin 5. maddesine C fıkrasının eklenmesi. Yani 5. maddede işveren yükümlülükleri vardı. Mesela yeni taslakta işveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Bu eğitimler işveren veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir diye bir madde ekleniyor. Yani İSG profesyonelleri dışında da bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir diye bir ibare ekleniyor. Bunun ucu açık bence. Bu bilgi sahibi ve deneyimli çalışanların da bu mevzuatta tanımlanması lazım. Hani nasıl bilgi sahibi ve deneyimli olduğunu, hangi kriterlere göre bunların seçileceğini de anlatılması lazım. Böyle bir taslakta madde var. Yani şöyle bir daha okuyorum. İşveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Bu eğitimler işveren veya işveren
tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir, diyor. Onun dışında yeni bir değişiklik de çalışan yaptığı iş değişmeden yeni bir iş yerine çalışmaya başlaması halinde ek birde yer alan eğitim programının tamamını tekrarlanmaksızın gittiği iş yerine özgür istekleriyle korunma tedbirlerini içeren konularda ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitilir. Çalışanın daha önceki iş yerinde eğitim aldığına dair belgelerin kontrolünde işveren sorumludur. Bu çalışanların eğitimleri gittiği iş yerine eğitimlerin periyoduna uygun olarak tekrarlanır. Yani bu maddeyle de daha önce eğitim almış bir çalışan yeni gittiği iş yerinde o aldığı saatlerin kabul edildiği fakat yeni iş yeriyle ilgili o iş yerine özgü risklerle ve korunma tedbirleriyle ilgili bilgi sahibi olması için bir ayrı eğitim verilmesi yeterli olduğu vurgulanıyor bu hükümle. Onun dışında ha bir de her zaman sorun olan 4 saat ve katları şeklinde ibaresi de değişiyor. Yani şöyle demiş, aynı yönetmenin 11. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3. fıkrada yer alan 4 saat ve katları şeklinde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Yani eğitim verme asgari saat dilimi 4 ve katlarıydı. Artık o herkesin şikayet ettiği bir konuydu. Değiştiriliyor. Yani olsa İSG profesyoneline bırakılıyor. Bir de şöyle bir madde eklendi. 11. madde. Şuradan eskisini açalım. Şimdi şu anki yürürlükteki mevzuatta şu diyor. Eğitim süreleri ve konularında çalışanlara verilecek eğitimler çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde deniyordu. Yani bu 8, 12, 16 saat işte tehlike sınıfına göre verilen eğitimler işe girişlerinde ve işin devamı süresince tamamlanabiliyordu. Belirlenen periyotlarda işte çok tehlikeli bir yıl gibi. Ama değişecek taslak yönetmelikte işe giriş ve devamı süresince olan kısmı kaldırılıyor. Şöyle diyor. Çalışanlara verilecek eğitimler çalışanların işe girişlerinde olarak değiştiriliyor. Yani işin devamı süresince değil. Bu da demek oluyor ki bu az tehlikeli de 12, az tehlikeli de 8, tehlikeli de 12, çok tehlikeli de 16 saat olan eğitim süreleri işe giriş zamanında yani işe başlamadan önce tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Yani siz bir şantiyede iş güvenliği uzmanlığı yapıyorsanız şantiye girecek her kişiye 16 saat işe başlamadan önce eğitim vermeniz gerekiyor bu mevzuata göre teorik olarak. Pratikte bunu yapma imkanınız var mı? Tabii ki yok. 16 saat kimse size yani 2 iş günü 8 saat olsa bir iş günündeki mesai saati 2 iş günü tam gün size insanları eğitmeniz için kimse bu vakti vermez. Ama bu yönetmelik bir fırsat daha veriyor. Eğer bu kişi 16 saat başka bir yerde eğitim aldıysa sizin 16 saati vermenize gerek kalmadan iş yerinize özgü riskler ve korunma tedbirleri hakkında ek bir eğitimle bu diğer yerde aldığı eğitimi kabul edebilme şansı tanıyor bu taslak. Ama sizin şantiyenize ilk kez çalışmaya başlayacak bir inşaat işçisi, yani bu inşaat örnek tabii çok tehlikeli sınıf herhangi bir iş yeri 16 saat eğitim vermeniz nasıl olur? Bunu mevzuata hazırlayanlara sormak lazım tabii. Daha sonra değiştirilmesi gereken uzaktan eğitim kısmı tanımlanıyor ve madde olarak ekleniyor. Şöyle deniyor. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde eğitimler işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde
uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise çalışanlara ilk defa verilecek iş sağlığı güvenliği eğitimleri hariç 6. maddenin 4. fıkrasında yer alan belirtilen aralıklarla tekrarlanacak eğitimler işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Yani az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerindeki çalışanlara direkt uzaktan eğitim verebiliyorsunuz. Ama tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf bir iş yerinde çalışan çalışanlara direkt uzaktan eğitim veremiyorsunuz. Öncelikle yüz yüze eğitim verdikten sonra diğer bir sonraki tamamlanan periyottaki diğer eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde yapabiliyorsunuz. Bunun dışında çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimlerinle ilgili maddelerde değişiklik var. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri verebiliyor. Aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlarda görevli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitici sertifikası, iş güvenliği uzmanlığı veya iş yeri hekimliği sertifikasına sahip kişilerce diye madde eklemiş. Kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumlarının eğitim birimleri, bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları, işçi, işveren ve kamu görevli kuruluşları veya kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezi tarafından eğiticilerin uzmanlık alanlarının ek birde yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilebilir. Yani uzmanlık alanları ile ilgili konularda kişiler eğitim verebilir diye ibare eklenmiş. Bununla birlikte bir de şöyle bir değişiklik öngörülüyor. Sertifika ibaresi kaldırılıyor. Hani şu anki 15. madde. Maddede şu an şöyle geçiyor. Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitim konusu, süresi, eğitim verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır deniyordu ve eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanında düzenlenen sertifikada yer alır. Burada sertifika ibaresi geçiyordu. Artık bu taslakta sertifika ibaresinin kaldırılması şöyle diyor. Aynı yönetmenin 15. maddesi 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2. fıkrada yer alan sertifikada ibaresi belgede olarak düzeltilmiştir. Yani şu an çalışanlara vereceğimiz iş sağlığı güvenliği eğitimlerine sertifika değil de eğitim belgesi olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Şule Hanım bir şey yazmış. Bu bahsettiğiniz 16 saatlik eğitimi tamamlamadan çalışan kaza yaptıysa mahkemede iş güvenliği uzmanı suçlu bulundu. Ki aslında bir sene içinde verilebiliyordu. Gerekçe şu: tüm eğitimi almış olsaydı kaza olmazdı. Şule Hanım haklısınız. Çok bilirkişi raporları var. Mevzuata aykırı yazılan bir sürü raporlar var, görüyoruz. Adaleti yanıltan raporlar var. Bilirkişi yani akıllı bir avukat, akıllı bir uzman bu bilirkişi raporlarına dayanağı olarak itiraz ettiğinde başka bir bilirkişi raporu ona da itiraz edebiliyor. Başka bir bilirkişi raporu isteyebiliyor. 16 saatlik eğitimin tamamlanmadan işe başlatabileceği bu mevzuatta demin bahsettiğim gibi yani o maddeye istinaden ve yıllık eğitim planı
yapılmasına istinaden güzel bir savunmayla, tabii sonuçta eğitimin verilme sorumluluğu da işverene ait. İş sağlığı güvenliği eğitimlerini vermek iş güvenliği uzmanının görevi, ama siz onay defterine yıllık eğitim planını yaptığınızı veya eğitimler için işverenin gerekli yer, teçhizat, malzeme, plan ve organizasyon, iş organizasyonunun yapması gerektiğini, eğer siz eğitim vermek istediğiniz halde veremiyorsanız da bunu da onaylı deftere muhakkak, işte sebepleriyle birlikte işveren işte gerekli süreleri vermediğini, plan ve organizasyon yapmadığını, bundan dolayı da yıllık eğitim planına veya çalışanların işe giriş eğitimlerini verilemediği konusunda bir ibare onaylı deftere muhakkak yazmanızı öneririm. Eğer bunu yazdığınızda siz sonuçta eğitim vermek istediğinizi beyan edip yer, zaman ve organizasyon, sonuçta eğitim vermeniz için süreyi ve yeri ve bununla ilgili organizasyonun işvereni yapması gerekiyor. Bunu işverenin yapmadığından dolayı eğitimlerin aksatıldığını buraya yazdığınızda bir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi bütün bu karşılaştığınız sıkıntıları, zorlukları onay defterine ve onay defterine yazamıyorsanız bile bir yazılı bir şekilde elinizde delil bulunacak şekilde işverene bildirmeniz gerekiyor. Tabii ben şimdi iş güvenliği uzmanıyım. Görevlerim arasında iş sağlığı güvenliği eğitimlerini vermek var. Ben çalışanlara eğitim vermediysem ve bu eğitimleri vermedi onaylı defteri işveren imzalamazsa sorun olur mu? Olmaz, çünkü mevzuatta direkt onaylı defterin sorumluluğunu, imzalanmasının sorumluluğunu işverene veriyor. Siz altına imza attığınızda, tabii sayılıyoruz. Hatta o maddeyi size ben yine mevzuattan direkt okuyayım. İş sağlığı güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde olması lazım bu ibarenin. Evet, şurada olacak. Bakın, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7. maddesi 4 ve 5. fıkrasında şöyle geçiyor. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Yani sizin illa iş yeri hekimiyle aynı anda imzalama gibi bir yükümlülüğünüz yok. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Yani imzaladığı takdirde tebliğ edilmiş sayılır demiyor. Yine 5. fıkrada şu geçiyor. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinden istediğinde işveren onay defteri göstermek zorundadır. Yani bu fıkraya göre siz onay defteri imzaladıysanız, söylediğiniz, yazdığınız düzeltici, önleyici ve kontrol tedbirleri işverene tebliğ edilmiş sayılıyor. Bunu atlayan bilirkişiler raporlarına işte imzalanmadığı için tebliğ edilmiş sayılmaz diye bir ibare yazdıysa bu hatalı. Bu hatayı da sizin görüp buna itiraz ederek, bu maddeyi yazarak itiraz etmesi gerekiyor. Biz şimdi bilirkişi dosyalarında öyle bilirkişi raporları veya avukatların öyle savunmalarını görüyoruz ki inanın şaşar kalırsınız. Çünkü avukatlar bu mevzuatı bilmiyor. Siz kendi kendinizin avukatı olmak zorundasınız. Ne kadar mevzuatı iyi bilirseniz kendinizi böyle bir durumda, kimseye, Allah kimseye yaşatmasın, böyle bir durumda kendinizi savunabilirsiniz.
Çünkü bilirkişi raporlarında tutarsızlık ve yanlış eski mevzuattan alınan maddeler bile var. Kopyala yapıştır bilirkişi raporları var. Onun için hani böyle bir şeyle karşılaştığınızda muhakkak o bilirkişi raporunun mevzuata uygun mu değil mi olduğunu bilmenizde fayda var. Yıllık eğitim planında da belirtiliyor zaten. Evet, onu söyledik. Bir şantiyede aylık çalışma süremizin 6 saat olduğunu varsayalım. İlk işe girişte hangi zaman diliminde 16 saat vereceğiz? İdil Erhan Hanım, bunu biz çok çok tartıştık. Yani İSGGM'ye de çok çok geri dönüşler de bulunduk. Ama maalesef bununla ilgili hiçbir gelişme, değişiklik olmadı. Haklısınız. Hani çok tehlikeli. Sadece şantiye düşünmeyin. Çok tehlikeli sınıf. Bir iş yeriniz var. 5 tane çalışan var. 200 dakika hizmet süreniz var. Yani iş güvenliği uzmanı olarak 16 saat kaç dakika ediyor? Onu bir düşündüğünüzde zaten bu dediğinizin bu yazılanların teorik olarak kaldığı, pratik olarak hayata geçirilemeyeceğini görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Maalesef. Evet, bu sertifika ibaresi kalkıyor. Yerine belge, eğitim belgesi adı geldiğini yeni taslakta. Sonra düzenlenen eğitimler belgelendirilir. Bu belge bazı yerlerde şunu görüyorum. İş güvenliği uzmanı arkadaşlar eğitim veriyorlar ama bunu belgelendirmiyorlar. Hani siz sertifika deyin, eğitim belgesi deyin, ne şekilde adlandırırsanız sizin seçiminiz ama ben eğitim belgesi olarak yazıyorum. Bu eğitim verdikten sonra sadece aldığı imzalı yoklama kağıdıyla bırakıyor. Sertifika düzenlemeyenler, eğitim belgesi düzenlemeyenler var. Muhakkak her eğitimden sonra o eğitimin İşte burada eğitim belgesinin içerisinde neler yazması gerektiği mevzuatta yazıyor. Zaten bu değişecek yeni mevzuatta, bu taslak şu an okuduğum mevzuatta da tek tip eğitim belgesi düzenlenmesi için ekte eğitim belgesinin şekli ve tipi belirtiliyor. Dilerseniz hani ona göre şu andan itibaren eğitim belgelerinizi o formata uygun düzenleyebilirsiniz. Şükrü Bey merhaba, hoş geldiniz. Şey okuyordum, yani düzenlenen eğitimler belgelendirilir. Bu belge Ek 2'de yer alan örneğine uygun olarak düzenlenerek çalışanın özlük dosyasına saklanır. Yani Ek 2'de de tek tip eğitim belgesi örneği bulunuyor bu taslak mevzuatta. Ve şöyle bir cümle devam ediyor. Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz. Yani bir eğitim verdiniz çalışana, iş yerinden ayrılıyorsa eğitim belgesinin bir fotokopisini çalışana vererek ve işveren bunu imzalayarak onun geçerliliğin devam ettiğini, diğer gideceği iş yere vererek devam etmesini sağlayabiliyor. İyi akşamlar Ermancığım, hoş geldin. Hocam, işe ilk başlandığında öncelikle ne yapmalıyız? Bu çalışan olarak mı kastediyorsunuz yoksa bir iş güvenliği uzmanı işe başladığında öncelikle ne yapmalıyız mı soruyorsunuz? Sanırım hani iş güvenliği uzmanı işe başladığında öncelikle ne yapmalıyız soruyorsunuz sanırım. Aslında bu hani ucu açık bir cevap. Çünkü iş güvenliği uzmanının yapacağı o kadar çok şey var ki ilk nereden başlaması gerektiğini soracak olursanız ilk öncelikle işverenle iş sağlığı güvenliği çalışmalarında
hani size destek olup olmayacağını görüşünü alarak hani ilk izlenimizi muhakkak edinmeniz lazım. İşveren tipleri var biliyorsunuz. Sadece bunu kağıt üstünde yapalım. İşte sadece sen gel, hatta sen gelme, biz sana direkt ücretini ödeyelim tarzı işverenler var. Duyarlı işverenler var ve ortada olan hani hem iş güvenliği, iş sağlığı güvenliği yapalım, hem işimiz aksamasın, hem de ceza yemeyelim, kaza olmasın ama çok da vakit harcamayalım tarzında olanlar var. Öncelikle işverenin buna bakış açısını çözmeniz lazım. Bunu çözdüğünüz zaman işe nereden başlayacağınızı daha kolay bilirsiniz. Tabii bir de öncelikle çalışma yapacağınız iş yerindeki ortamı, çalışma ortamını gezerek bir ilk ön tespit yapmanız gerekiyor. İş sağlığı güvenliği çalışmalar için yani kamu ve özel sektör fark etmiyor. İş sağlığı güvenliği alınacak tedbirler. Milli eğitim derken okulları mı kastediyorsunuz? Ya dediğim gibi her sektörün, her iş yerinin kendine özgü tehlike ve riskleri var. Bunları da en iyi tespit etmenin yolu çalışma ortamı gözetimidir. İlk işe başlamadan önce çalışma ortamını gezerek eğer üretim tesisi ise nasıl bir üretim olduğu, imalatın nasıl olduğu, hangi aşamalardan geçtiğini tek tek bilmeniz gerekiyor. Eğer çalışacağınız sektörde hiç tecrübeniz yoksa eğer muhakkak o sektörle ilgili kaynakları, bilgileri okumanız gerekiyor ki o çalışılan iş yeriyle ilgili tehlike ve riskler gözünüzde, kafanızda canlanabilsin. Milli eğitim derken eğer okulları kastediyorsanız hani okuluna göre değişiyor. Yani okulu değiş öncelikle dediğim gibi bir dolaşıp okulun durumuna bakmanız, yani okulun bir röntgenini çıkarmanız lazım kafanızda ve okul müdürünün size olan yaklaşımını, iş sağlığı güvenliğine bakış açısı ve yaklaşımını tespit edip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ha, benim ilk başlarken işverenlerden işte ben iş sağlığı güvenliğine çok önem veriyorum, şöyle yaparız, böyle yaparız deyip de yapmadığını görüp bıraktığımız iş yerleri de çok olmuştur. Yani önemli olan işverenin bakış açısı. Zaten işveren eğer iş sağlığı güvenliği çalışmalarını destekliyorsa ve bunda yarar görüyorsa bu işçilere de yansıyor dolaylı yoldan. İşçilere yansıyınca da zaten sizin yapacağınız çalışmalar daha da kolaylaşıyor aslında. Evet, başka sorunuz varsa alabilirim. Yoksa şu taslak mevzuatı bitirip yayını kapatmak istiyorum. En son şeyi söylemiştik. Eğitim belgesinin tek tip olduğu taslak mevzuatın ekinde de eğitim belgesinin formatının belirlendiği ve bu eğitim belgesinin işçi işten ayrılırken ona bir nüshasını verilerek işveren tarafından imzalandıktan sonra da geçerliliğin devam ettiğini diğer gittiği iş yerinde vurgulamıştık. Zaten bu maddeyle de taslağın değişiklikleri kabul değişiklikleri bitmiş oluyor. Yani taslak yönetmeliğin değişiklikleri bunlardı. Şeyi gösterebilirim ben size. İşte formatın
ön yüzü ve arka yüzü olmak üzere bu şekilde. Dediğim gibi buraktuna.net'te bu taslak yönetmelik var. İsterseniz indirebilirsiniz oradan. Evet arkadaşlar, ben izninizi isteyeyim. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.